Tekrardan merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. X serisi atom ünitesinin ikinci videosuyla, iyon kavramı, elektron dizilimleri, atom türleri videosuyla devam ediyoruz. Yanımızda gördüğünüz gibi konuk sanatçımız Mehmet Furkan Özdemir var. Mehmet Furkan Özdemir Bey, siz ne yapıyorsunuz acaba? Ben kitap bakıyorum dediğim Lego'nun. Evet, o Lego'ya bakıyor. Hadi biz de atomlara bakalım. Arkadaşlar, elementleri sembollerle gösteriyoruz biliyorsunuz. Bu sembollerde atomun en çok kullandığımız özelliklerini yazıyoruz. Sol altı atom numarası. Atom numarası aynı zamanda çekirdek yüküne eşit, yani proton sayısına. Malum çekirdekte yük olarak proton var. Nötronun yükü yok. Sol üstte nükleon sayısı, yani atomun kütleli taneciklerinin toplamı, kütle numarası var. Proton artı nötron sayısı. Sağ üstte iyon yükü, sağ altta elektron sayısı. İyon yükü atomun elektriksel olarak yükü, yani artı ile eksi arasındaki farkı, protonla elektron arasındaki farkı. Nükleon sayısı çekirdekteki tanecik sayısı demektir. Atomda temel tanecik dediğinde proton, nötron, elektronu yazacağız. Çekirdekte yüklü tanecik olarak proton olduğu için çekirdek yükü dediğimiz şey proton sayısı. Bir elementin cinsini proton sayısı belirliyor. Yani aynı atom derken protonu aynı, farklı atom derken protonu farklı olan atomu kastediyoruz. Bir elementin kimyasal özelliği proton ve elektron, her ikisine de bağlı. Herhangi biri değişirse kimyasal özellik değişiyor. Fiziksel özellikse her şeye bağlı. Proton, nötron, elektron, atomun elektronunun yeri, elektronun uyarılması gibi herhangi bir değişiklikte tak yapıştırıyorsun. Diyorsun ki fiziksel özellik değişmiştir. Burada biliyorsunuz şöyle, artı 1 ile 10'un toplamı bunu, 11 ile 12'nin toplamı bunu veriyor. Bu da pratik olarak hemen hızlıca tak 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 soruyu çözmemizi sağlıyor. Bu da güzel bir yöntem. Yüklü taneciye iyon diyoruz. Kimyasal olaylarda proton alınıp verilmiyor, elektron alınıp veriliyor. Elektron verince elektron eksi yüklü. Eksiyi dışarıya verdiğin için yükün artıyor. Elektron alırsan eksiyi aldığın için yükün azalıyor. Elektron alışverişi sonucu net yükün artı olduysa katyon, net yükün eksi olduysa anyon oluyorsun. Hemen mesela buradan baktığımızda 19 eksi 10, 9 tane protonun var. 39 eksi 20, 19 tane protonun var. 31 eksi 16, 15 tane protonun var. Bu senin protonun. Yani bu senin artı yükün. Artı yükün 9, 19 ve 15. Eksi yükün 10, 18, 18. 9 tane artı 10 tane eksi yükün varsa yükün eksi 1'dir. 19 artı 18 eksi yükün varsa yükün artı 1'dir. 15 artı 18 eksi yükün varsa yükün eksi 3'tür. Bu kadar basit. Bak, artı yükle eksi yük arasındaki farkı alıyorsun. Bu senin ne kadar artı veya ne kadar eksi olduğunu söylüyor. Klasik bu tip soruları ÖSYM çok soruyor arkadaşlar, şu tip tablolu soruları. Hemen böyle bir tip soruda 24, 12, 12 atom numarası şurası. Şöyle kalemi biraz inceltelim. Şöyle azıcık da büyütelim, çok küçültmüşüz. Bak 12 burası. Hiç artı 2'yi falan düşürmeden şunu düşün. Artı 2 ile kaçı toplarsam 12 eder? Efendim 10. 13 atom numarası, yüksüz olduğuna göre elektronu da 13. 9 atom numarası, eksi 1 ile kaçı toplarsam 9 olur diyorsun? 10. Bir de nötronunu bulalım. Belki nötronunu da sorar bize. 24 eksi 12, 12 nötronu var. 14 nötronu var. 10 nötronu var. Hemen geliyorum soruya. Diyor ki T diye bir taneciğimiz var. Bu taneciğin yüksüz tanecik sayısı, çekirdeğindeki yüksüz, düşünüyorum çekirdek. Proton, nötron var. Yüksüz nötron. Nötron. Nötron sayısı Y ile aynı. Y'nin 14 nötronu vardı. T'nin nötronu da 14. Çekirdeğindeki yük, yani proton sayısı X ile aynı. X'in 12 protonu var. Yörüngelerindeki tanecik sayısı, yani elektronu, Z ile aynı. 10 tane de elektronu var. O zaman 14, 12, 26. Burası da artı 2 oldu. 26, 12, artı 2. Cevabımız gördüğünüz gibi B seçeneği çıktı. Peki bu tip sorularda ne yapıyorduk? X, Y'ye 2 elektron veriyor. Elektron verenin yükü artar. Elektron eksi ya. Eksiyi verince yükün artar. A'yı da artı 2 olur. Y'de 2 tane aldı. Artı 1'di. 2 tane azaldı. O zaman A artı 2 eşittir eksi 1'den. A eşittir eksi 3. 2 taneyi diğer tarafa atarsak eksi 3 olarak karşımıza gelir. Burada verenin yükünü ekleyeceksin. Alanın yükünü azaltacaksın. Temel mantığımız bu olacak yani. Bu soruda atomu oluşturan temel tanecikler hakkında bir soru. Şimdi temel taneciklere baktığımızda eksi 28, eksi 24, eksi 24 kütle yüzeyi düşük olan elektrondu. Yani X elektron, A elektron, X de elektronun yükü eksi 1.
Kesin doğru. Y'yi yani B eğer proton nötron tam aklımızda değil ya kütlesi. Y'nin değerini bilirsek Z'yi de bulabilirim. Çünkü Y artıysa Z sıfırdır. Y sıfırsa Z artıdır. B nötronsa Z artı birdir. B nötronsa C de protondur. Protonsa Z de artı birdir. Doğru. C protonsa B elektrondur. Hayır, B'nin elektron olma ihtimali yok. Elektron net belli. Elektron kütlesi küçük olan. Proton ve nötronu hatırlamadığımız için bilmiyoruz. O da hatırlasak onu da bileceğiz. B ve C proton ve nötron çekirdekte yer alır. Bu da gayet doğru. Bu tip tablo soruları dediğimiz gibi ÖSYM tarafından çok sık soruluyor arkadaşım. Peki tamam, bir tanecik elektron alışverişi yaptığında ne gibi değişiklikler oluyor? Gelin buna bakalım. Bir tanecik elektron verdiğinde neler gerçekleşiyor? Arkadaşım, bir tanecik elektron verdiğinde elektron sayısı azalıyor. Çekirdekteki proton elektronu kendine çekiyor. Çünkü proton artı elektron eksi yük artı proton elektronun 1800 katı daha ağır. Çekirdekteki proton elektronu kendine çekiyor. Sen elektronu azaltırsan daha az sayıda elektron olduğu için elektron başına düşen çekimin artar. Her bir elektronu kendine daha çok çekersin. Ne oldu? Bu sayede çapın küçüldü. Çapın küçüldü. Elektron başına düşen çekimin arttı. Bir sonraki elektronu koparmak daha zorlaştı. Yalnız dikkat et. Sen çekirdeksin ya. Elektron sayın azaldığında sende bir değişiklik yok. Elektron sayın azaldığında senin toplam çekimin değişmedi. Değişen şey elektron başına düşen çekimdi. Toplam çekim veya çekirdek çekimi halen aynı kaldı. Buna dikkat edelim. Yani bir tanecik elektron verdiği zaman elektron sayısı azalır ancak proton değişmez. Aynı sayıda proton daha az elektronu çekeceği için protonun elektron başına uyguladığı çekim kuvveti artar. Çekirdeğin her bir elektronu uyguladığı çekim arttığı için taneciğin çapı küçülür. Tabi burada çekirdeğin çapı gibi anlaşılıyor cümle. Taneciğin atomun iyona dönüştüğü için çapı küçülür. Aldığında da tam tersi olur. Yani eksinin çapı büyük, artının çapı küçük şeklindedir. Bunu biz izoelektronik tanecikler için, aynı elektrona sahip tanecikler için de kullanırız. Çünkü bunlarda da bakın aynı elektronu biri daha çok protonla, biri daha az protonla çekiyor. 10 elektronu magnezyum 12 protonla çekiyor, oksijen 8. Oksijen daha az protonla çektiği için çapı daha küçük olacak. Magnezyum daha çok çektiği için kendine daha çok yaklaştıracak. Yalnız dikkat edin, burada toplam çekim farklı. Çünkü toplam çeken şey proton demiştik ya. Burada toplam çekim farklı. Buradaysa toplam çekim aynı. Elektron başına düşen çekim farklı. Her bir elektronu farklı şekilde çekiyor. Buna dikkat edelim. Hadi bununla ilgili bir iki soruya bakalım. Aynı elemente aitse neyi aynıydı? Neyi? Proton sayısı. Ne diyor D şıkkı? Çekirdek kökü proton sayısı farklıdır. Kesinlikle yanlış. Kesin yanlış, dikkat edin. Aynı element aitse protonu kesinlikle aynı olmak zorunda. Burada ne diyor? 39 19 20 nötronu var. 36 18 18 nötronu var. 35 17 18 nötronu var. 19 protonu 18 elektronu var. Yükü artı 1. 18 protonu 18 elektronu var. Yükü 0. 17 protonu 18 elektronu var. Yükü eksi 1. X'in nötron sayısı 20, iyon yükü artı 1'dir. Çapı en büyük olan, bakın aynı sayıda elektronu en az çeken Z, 17 protonla çekiyor. En çok çeken X. Çapı en küçük X'in, en büyük Z'nin. Doğru. Çekirdek çekimi, yani proton sayısı en küçük olan Y'dir. Hayır. Y'nin hiçbir şeyi en küçük değildir. Y ortada. Y ve Z'nin nötronu eşittir. 18, 18. Doğru. İyon yükü en küçük olan eksi 1 olduğu için Z'dir. Gayet doğru sevgili arkadaşım. O zaman hadi atom türleri diyelim. Arkadaşlar, atom türlerine geçmeden önce bir şeyi bir daha hatırlatmak istiyorum. Bir taneciğin kimyasal özelliği proton ve elektrona bağlı. Proton ve elektrondan herhangi biri değişirse kimyasal özellik değişir. Yani kimyasal özelliğin aynı olması için ikisinin birden aynı olması lazım. Peki fiziksel özellik neye bağlı? Her şeye. Proton, nötron, elektron, elektron dizilimi her şeye bağlı. En ufak bir değişiklik fiziksel özelliği değiştiriyor. Bunu söylemiştik. Neydi izotop? Son harfinden aklımızda kalıyor. Protonu aynı ama yetmiyor. Nötronu farklı olacak. Hidrojen, döteryum, trityum gibi. Bak, nötronu yok. Bir nötronu var, iki nötronu var. Herhangi bir taneciğin kimyasal özelliği proton ve elektron sayısına bağlıydı. Bu yüzden bakın burada A ile B protonları aynı, nötronları farklı, izotop. B ile C de izotop. Ancak A ile B izotopunun kimyasal özelliği aynı iken
B ile C'nin kimyasal özelliği aynı değil. Çünkü elektron sayıları farklı bak. 17 elektronu var, 18 elektronu var. Buna dikkat edeceğiz. Yani elektron sayısı aynıysa kimyasal özellik aynı olur izotopta. Fiziksel özellik zaten her zaman farklı. Kimyasal özellik aynı derken şunu kastediyoruz. İzotopların aynı elementle tepkimesinden aynı ürün açığa çıkar. Yani hidrojeni de oksijenle tepkimeye soksak su oluşur. Döteryumu da oksijenle tepkimeye soksak su oluşur. Yalnız oluşan su farklı hidrojenlerden oluştuğu için mol kütleleri farklıdır. Bu da malum fiziksel özellik her şeye bağlı olduğu için fiziksel özelliği etki eder. Oluşan suların fiziksel özellikleri tıpkı tepkimeye giren hidrojenler gibi farklıdır ama kimyasal olarak ikisi de sudur. İkisini de içebilirsin ki içtiğin su da ikisi de var zaten. İzotoplarda bir de ortalama atom kütlesi var. Aslında TYT'de yok. TYT'de var. Atom konusunda yok. Mol konusunda var ama tutup mol konusu yerine atomda da soran kitaplar var. O yüzden ben burada da formülü vermek istiyorum. Çok zor bir formül değil. Klor 35'in doğada bulunma yüzdesini veriyor. Klor 37'nin doğada bulunma yüzdesini. Siz buna göre bu ikisinin ortalama atom kütlesini hesaplıyorsunuz. Nasıl? 75 çarpı 35 artı 25 çarpı 37 bölü 100. Yani her izotopun kendi doğada bulunma yüzdesini kütlesiyle çarpıp hepsini toplayıp 100'e bölüyoruz. Bu bize bu izotopun ortalama atom kütlesini veriyor. Örneğin klor için 35,5. Periyodik cetvelde de bu değerler yer alıyor arkadaşlar. Yani 35,5'a 17 şeklinde yer alıyor. Eğer siz böyle bir değer gördüğünüzde çıkarıp 18,5 nötronu var derseniz olmaz bakın. Dikkat edin bunun 18,5 nötronu yok. Bu izotopu olduğu için virgüllü. İzotopundan dolayı diyeceksin, anladın değil mi? Virgüllü. Olmasının sebebi izotopunun bulunması, yoksa buçuk nötron falan olmaz. O zaman devam edelim. İzoton, bunlarda çok bir özellik yok. Nötronu aynı, protonu farklı. Protonu farklı olduğu için farklı element, yani şans eseri olarak nötronu aynı denk gelmiş sadece. Yoksa fiziksel kimyasal özelliği birbirinden farklı. İzobar kütle numarası aynı, atom numarası farklı. Yine atom numarası farklı olduğu için farklı element ait. Farklı element ait olduğu için kimyasal özelliği farklı. İzoelektronik elektron sayısı ve dizilimi aynı. Dizilimini AYT'de görüyoruz. Burada sadece sayısı olması yeterli. Protonu farklı. Protonu farklı olduğu için farklı element ait. Kimyasal özelliği farklı ama dikkat. Dikkat. İzoelektroniklerin elektron sayısı ve dizilimi aynı olduğu için kimyasal özelliği benzer de diyebiliyorsun. Bak aynı diyemezsin. Benzer diyebilirsin. Anladın değil mi? Sen kardeşine benziyor musun? Evet. Ya aynı kişi misin? Hayır canım, tamamen farklı kişisin. Aynı değilsin yani. Anlaştık değil mi? Bu da tamam. O zaman devam ediyoruz. Elektron dizilimini şöyle hatırlayalım. Sanırım atomun, TYT atomun en kolay kısmı bu. Eninci kabuk 2n kare kadar elektron alıyor. Son kabukta en fazla 8 elektron alıyor. Yani kabuklar 2, 8, 18, 32 elektron olsa da 19'u dizerken 2, 8, 9 diye dizemiyoruz. 2, 8, 8, 1 diye diziyoruz. Çünkü en son kabuğa 9 koyamazsın. En son kabuğa en fazla 8 koyabilirsin. 20'de mesela 2, 8, 10 değil 2, 8, 8, 2. Ha bu 2'yi koyduktan sonra buradan devam edebilirsin ama TYT'de de o yok. Yani 20'nin üzerindeki dizilimler için AYT'deki S'li P'li yöntemi kullanacağız arkadaşlar. TYT'de 20'nin üzeri söz konusu değil. Milli Eğitim'den bir soru mesela. X eksi 2, 2, 8 daha 10. 10 eksi 2, 8 protonu var. 8 de nötron olduğu için kütle numarası 16. Proton, nötron, elektronu soruyor. Elektron büyük, proton eşit, nötron olduğu. Elektron büyük, proton eşit, nötron. Elektron çünkü 10. Proton ve nötron 8'er tane. O zaman cevabımız ne oldu? Cevabımız Bursa olarak karşımıza çıktı. Bir de arkadaşlar hatırlıyorsanız atomda çok atomlu taneciklerinin elektron sayısının bulunması vardı. Yani PO4, NH4 gibi. Bunların protonunu bulurken şöyle yapıyorsun. P'nin protonu artı O'nun protonunun 4 katı. Nötronunu bulurken şöyle yapıyorsun. P'nin nötronu 31-15 artı O'nun nötronunun 4 katı. Tamam değil mi? Protonları topladın, proton, nötronları topladın, nötron. Elektronu dikkat, elektronu yine protondan buluyorsun. Şimdi protonu 47 çıktı ya PO4'ün. Yükü eksi 3 olduğuna göre elektronu protondan 3 fazla. Hemen protonu bulup 3 ekliyorsun, elektron oluyor. NH4 içinde protonu 11 artı olduğuna göre bir çıkarıyorsun, 10 tane elektronu var. Yani bunlarda elektronu proton ve nötron değil ve proton sayısından faydalanarak buluyoruz. Buna çok dikkat edelim. Bu konuyla ilgili şöyle bir sorumuz var. 2xy3'ün 58'miş. Hemen şöyle yapıyorsun. 2 tane x'in proton sayısı.
Her bir iyonun elektronu protonu 8, 3 tane iyonun 24 protonu var. Bu bizim iyonumuzun proton sayısı. Eksi 2 yüklü olduğuna göre 2 de eklersem elektron sayım olur. 24, 26, 58'den çıkarsa 32, değil mi? 26, 2'ye bölersek 16 tane ediyor. 16, 32, 24, 32, 40, 50. Evet tamam doğru yaptık. 56, 58 gayet işlemimiz doğru. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir iki sorumuz var. Hadi bu soruları da bitirerek konumuzu bitirelim. 56-23 nötron sayısını soruyor. 23 elektronum var. Değerliğim artı 3 olduğuna göre 26 protonum var. 22-1, 21 protonum var. 18-2, 16 protonum var. 56'dan 26'yı çıkarırsak 30 nötron. 48'den 21'i çıkarırsak 27 nötron. 34'ten 16'yı çıkarırsak 18 nötron. Cevabımız C oldu. Ne? Rutherford'la ilgili. Rutherford'un atom modelinde yer alan bilgilerinden hangileri? Alfa parçacıklarının çoğu sapmaya uğramadığı için atomun çoğunluğu boşluktur. Atomun artı yük yoğunluğu çok küçük olduğu bölgeler vardır. Evet, yörüngelerde artı yük yoğunluğu çok fazla. Çekirdekte artı yük yoğunluğu az. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. O halde yüksüz tanecik de bulunmalıdır. Hepsi de doğru. C2O4 2 tane karbon 2 çarpı 6 12. 4 tane oksijen 4 kere 8 32 proton sayım 44. Eksi 2 olduğuna göre 2 tane almış elektron sayım 46. Nükleon sayısı 2 tane karbon var 2 çarpı 12 24. 4 çarpı 16 64 de oksijen var 88 90 değil. Kütle numarasına elektronu eklemiyoruz. Nükleon toplam kütle numarası demek yani. Eksi 2'yi neden ekleyeceğim? Proton ve nötron sayısı eşittir. E tabi bak karbonun da protonu nötronuna eşit. Oksijenin de protonu nötronuna eşit. O zaman toplarsak toplam proton da toplam nötrona eşit olur. İçindeki karbonun yükseltgenme basamağını da henüz görmedik ama oksijen eksi 2'yi de hatırlıyorsanız artı 3. Yer kürenin jeolojik zamanlanmasında elementler her zaman önemli olmuştur. Klasik jeolojik zamanlamada karbonun 3, karbonun 2 oranına bakılır. Elementleri kullanarak yer küre tarihi hakkında bilgi edinmek bu yöntemle sınırlı değildir. Bir bilim ekibi Nagler, Eisenhower, Müller, Hembland ve Kramers Jeofizik, Jeofizik, Jeokimya, Jeosistem dergisinin birinci sayısında okyanuslarda yer alan kalsiyum 43, kalsiyum 48 oranının okyanus suyu sıcaklığına göre değiştiğini ortaya koymuş ve bu oranı kullanarak geçmiş tarihte okyanus suyunun nasıl sıcaklığının nasıl değiştiğini hesaplamışlar. Buna göre 43-48 atomlara aynı elemente ait izotoplardır çünkü ikisi de kalsiyum. İzotoplar jeolojik zamanlar ve yer küredeki değişimler konusunda bilgi sağlar. Karbonun 3, karbonun 2 farklı değildir nötr halde. Nötr halde aynıdır çünkü hem protonu hem elektronu aynı. Anlaştık mı sevgili arkadaşım? Biraz daha hızlı bir şekilde önemli olan noktaların üzerinde durarak atom konusunu bitirdik. Sırada periyodik cetvel ünitemiz var. Yine P ve X diye ikiye ayıracağız periyodik cetveli de. P'yi böyle uzun uzun işleyeceğiz. X'i yaklaşık bu ayarda uzunumsu. Yani çok kısa da değil bakarsanız. Hani çok da tekrar gibi değil. Uzunumsu bir şekilde hatırlatmak için işleyeceğiz. Sonra sorular, sonra neyimiz var? Tabii ki efsane TYT kimyamız var. Sizin için anlaşma yaptığım %10 indirim aldığınız kitabımız var. Bunların hepsini bitirince ne yapıyorduk? Söyle bakayım. Söyle. Söyle ne yapıyorduk? Tabii ki. Kanalın üyeliğinden her ay yapacağın 10 TYT denemesiyle sadece 5 liraya alacağın 10 denemeyle ne yapıyorsun? TYT'ni pekiştiriyorsun. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.